Üç tane çözüm stratejisi vardı biliyorsun. Şimdi düşünün bir şey öğrenmeye çalışıyorsunuz ve size ilk seferde bu şeyi yanlış öğretiyorlar. Ne yapamayız? Parçalayamayız. Peki kırmızı kitabın kapağı dediğimde anlamsal birlik biraz daha büyüdü. Türkçe okuma amacınıza ve okuduğunuz malzemenin altyapısına ve niteliklerine bağlı olarak hızınızı değiştirir. Sistemin içerisinde aslında alıştırmalar başlığı altında 5 ana alan var. Bunlardan ilki mindful ve nefes alıştırmaları. SOS Robot'umuz gördüğünüz gibi çok sevimli bir robot, bir göz aslında. SOS Robot size e, burada öncelikle ATES'e e, sizi dahil ediyor. Ama dikkatin kalitesini ve süresini uzatan önemli uygulamalar var. Bunlardan bir tanesi de PLUS Robot'u bulma uygulaması. PLUS Robot'a girdik, başla dedik ve şu anda PLUS Robot bir kutunun içerisine girdi. Bu kutuyu takip ediyoruz şimdi. Bu hem dikkatimizin kalitesini ve süresini ölçümlüyor hem de aynı zamanda gözlerimizin daha aktif bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Çocukların okuma konusundaki başarısızlığının temel nedeni okumayla ilgili temel davranışlarının yanlış olmasıdır. Süper okuma sistemi Uludağ Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilmiş yeni bir okuma modelidir. Bu model Türkçeyi doğru okutmaya dönük bir modeldir. Çünkü bu projenin temel argümanı aslında ana fikri Türkçeyi doğru okursan çok daha hızlı okur, çok daha iyi anlarsın. Çünkü Türkçe yapısal olarak zaten bize çok hızlı okutan bir dildir. Dolayısıyla da o anlamsal birlikleri doğru şekilde programlayıp doğru duraklar yapmaya başladığınızda otomatik olarak kavrama kolaylaşmaya başlar. Böylece anlamsal birliğin sınırı arttıkça okuma hızınız artar. Anlamsal birlikleri bir fotoğraf olarak, bir bütün olarak algılamaya, bir kompozisyon olarak görmeye başladığınızda da anlama inanılmaz derecede kolaylaşır. Böylece birbirini sürekli ivmelendiren ve birbirini sürekli destekleyen bir formül çıkıyor ortaya. Daha hızlı okudukça daha iyi anlıyorsunuz. Daha iyi anladıkça daha hızlı okuyorsunuz. Çünkü anladıkça anlamsal birliklerin sınırlarını genişletiyorsunuz. Uludağ Üniversitesi'nde şu an projeye çalışan 7 akademisyen var. 3'ü profesör, 2 ikisi doçent, geri kalanlar doktor öğretim üyesi ve Ulutek'te bir araştırma merkezinin içerisinde süper okuma sistemi SOS Plus'ı geliştirmeye devam ediyorlar. Sadece sistemin içerisinde okuma hızı artmıyor, kavrama da onunla birlikte gelişiyor. Üstelik 5 ana alanda doğrudan ölçüm yapabilen bir altyapısı var. Çünkü yapay zeka destekli bir altyapı kullanıyor. Öncelikle doğru nefes almayı öğretiyor. Bununla birlikte mindful uygulamalarıyla ana odaklanmayı, zamana odaklanmayı sağlıyor sonra görüntüleme ile anlamsal birliklerin sınırları içinde kalan sözcükleri bir fotoğraf karesiyle algılamayı öğretiyor. Sonra odaklanmanın süresini ve kalitesini artırıyor. Sonra kavrama, anlama ve ilişkilendirme bağlamında kişiyi geliştiriyor ve son olarak da okuma hızını en az 3 katına çıkartıyor. Burada temel bakış açımız aslında Türkçeyi doğru okuma üzerinedir. Çünkü Türkçe biliyorsunuz dünyanın en iyi 3 dilinden birisidir işletim sistemi olarak. Ve yine Türkologlara göre gelecek yüzyıllarda dünya üzerinde kullanılacak altı doğal dilden birisidir. Bu kadar gelişmiş bir dilin, altyapısı bu kadar sağlam olan bir dilin kullanıcılarının okumada başarısız olmasının temel nedeni aslında davranış bozukluğudur. İşte süper okuma sistemi bu okuma davranış bozukluğunu ortadan kaldırıyor.